Merhabalar, ismim Ahmet Karada. Bursa Teknik Üniversitesi'nde 2015 yılında öğretim hayatıma başladım. Gıda mühendisliğini kazandım. Bursa Teknik Üniversitesi'ni seçmemdeki asıl belirleyici nokta, ben Bursa'da yaşıyorum ve Bursa'yı tercih etmek istedim. Bununla birlikte yeni bir üniversite ve ayrıca teknik bir üniversite. Yani şimdi teknik üniversite dendiği takdirde diğer üniversitelerden farkı mühendislik ilimlerini sizlere çok iyi bir şekilde aktarabilmekte. Laboratuvarları çok yeni ve öğrenci sayımız gerçekten diğer üniversitelere nazaran daha az. Laboratuvarı daha çok kullanabiliyorsunuz. Özellikle sektörlü eğitim programı gibi bir staj programı mevcut. Bir dönem boyunca bu staj programına gidip gayet güzel tecrübeler edinebiliyorsunuz. 2016 yılında çift ana dal programına başlamıştım. Burada aslında biraz zorlu bir süreç beni bekledi. Çünkü ana dal ve çift ana dal gerçekten çok yoğun bir program oluyor ikisini bir arada aldığınızda. Normalde 8 ila 5 arası ders programlarını seçebiliyorsunuz. Ben artta ne kadar zamanım kalırsa hepsini o dersleri seçerek geçirdim. Yani aslında bir nevi 8-5 çalışıyor gibi oluyorsunuz. Fakat avantajları gerçekten çok fazla. Mezun olduğunuzda 2 tane lisans diplomanız oluyor elinizde. Birinci yılın ardından genel ağırlıkta not ortalamama 4 üzerinden 3'ün üstünde tutup ve bununla birlikte çift ana dal için gerekli başvuru kriterlerini yakaladığım için çift ana dal başvuru programlarına hak kazandım. Burada çift ana dal programında kimya mühendisliği programına başladım. 2019 yılında gıda mühendisliği bölümünü bölüm birinciliği ile bitirmiş bulunmaktayım. 2016 yılında başladığım kimya mühendisliği çift ana dal programını fark derslerini tamamlayarak 2021 yılında mezun olacağım. Bununla birlikte 2020 yılında gıda mühendisliği yüksek lisans programına da başlamış bulunmaktayım. Çift ana dal hakları genellikle 1. sınıf ile 2. sınıf arasında mevcut. Ben 1. sınıfın sonunda çift ana dal programına başvurdum. Burada önemli olan ilk ana dalınız, yani sizin ÖSYM ile başvurduğunuz ana dal. Burada dönemlik ortalamanızı 2.80'in altına düşürmemeniz gerekiyor 2 dönem üst üste. 4 aylık bir uzun dönem bir çalışma temponuz mevcut oluyor. Yani 8-5 orada bir gidip gerçekten işleyişin içinde bir aday mühendis gibi işlemlere tabi tutuluyorsunuz. Orada gerçekten çok önemli bilgiler edinebiliyorsunuz. Burada okulumuzun anlaşmalı olduğu kurumlarla öğrencilerin gidip orada 4 ay boyunca staj yapması sağlanmakta. Anlaşmalı kurumları seçtikten sonra ise bizim önümüze yaklaşık bir 15-20 adet bir firma geliyor. Burada öğrencilerin genel ağırlıklı not ortalamalarına göre bir tercih yapmaları söz konusu. Genel ağırlıklı not ortalamaları tercih yapıldıktan sonra ilk 3'teki kurumlara mülakata gidiliyor. Buradaki mülakat sürecinde başarılı olarak, yani firmanın evet şu öğrenci gelsin veya işte ben bu öğrenciyle çalışmak istiyorum dediğinde o öğrenciyi seçilip orada 3,5-4 ay önce istihdam ediliyor. Bu süreçte ben Coca-Cola içecek firmasında sektörlü eğitim programını gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Ben oraya gittiğimde bana bir proje verildi. Baskılı ambalaj kontrolleri diye. Orada bir aksayan bir durum vardı. O yüzden ben de o projenin içinde bulundum. Hatta yürüttüm. Yani çok değerli, çok önemli bilgiler edindim. Bir sorunu gerçekten gözlemliyorsunuz. Bunun haricinde tabii baskılı ambalaj kontrolleriyle kalmadım. Aynı zamanda hattı da görev aldım. Hattaki işleyişi de çok iyi bilmekteyim. 4 ay boyunca ben orada gerçekten bir hatta baktım. Tüm analizlerini yapabilecek seviyedeyim. Yani bunlar da çok önemli. Bir yere gittiğiniz zaman gerçekten iş tecrüben var diyebiliyorsunuz. Bu eğitimin sonunda eğer firmalar sizden memnun kaldıysa, eğer sizin donanımınız firmaya uygunsa firmalar sizinle devam etmek isteyebiliyor. Fakat yani örneğin siz firmayı beğenmediniz. Fakat orada aldığınız tecrübeler sonunda daha iyi firmalara kabul almanız daha kolaylaşıyor.